Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum Candan Varnalı ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte yapmış olduğu birbirinden güzel çalışmalar hakkında konuşacağız. Candan Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok mersi. Çok yoğun bir dönem içerisindeyiz. Evet. Hem çok keyifli hem de çok heyecan verici bir dönem benim için. Sürekli koşuşturma halinde. Evet, aynen öyle geçiyor. Evet, sohbetimize başlamadan önce dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Tabii ki iş hayatıma çok sene evvel özel bir kuruluşta başladım. 23 sene kadar orada çalıştım. Hediyelik eşya bölümünde başlamıştım. Sonra dekorasyon sırasıyla. Daha sonra da mesleğim haline gelen organizasyon işinde orada çalıştım. Oradan sonra kendi işimizi kurduk, bir ortağım oldu. 10 sene kadar öyle faaliyette bulundum. Ama o kadar yorulduk, o kadar yorulduk ki 10 sene sonunda artık tamam dedik. Yeter dediniz. Yeter dedik. Çünkü organizasyon çok detaylı ve stresli bir iş aslında. Biliyorsunuz siz de. Zorladı bizi. Yani kendi hayatımızdan çok vermeye başladık. Onun için sonlandırdık. Ama tabii çok uzun senedir iş hayatında olduğum için yani boş oturamadım ben. Evet, çalışmayı da seviyorsunuz. Evet, evet, üretmeyi seviyorum. Şöyle bir fikir geldi. Hani bu kadar bu işin içerisinde olup neden yani bilgiyi aktarmakla kendimi sorumlu hissettim. Onun için de 1,5 sene evvel yeni diye kendi işimi kurdum. Bu işte de bir danışmanlık şirketi olarak kurdum. Hani düğünlere zaman zaman danışmanlık veriyorum, özel davetler. Ama onun dışında burada bu atölyede bir sene evvel çok yakın arkadaşlarım sahipleri hani niye böyle bir şey denemiyoruz dediler. Bir denemek için başladık sofra düzeni hakkında. Geçen sene 6 tane workshop yaptık. Sonra yani beni çok çok heyecanlandırıyor çünkü paylaşmayı çok seviyorum. Şimdi artık Adana, Ankara, Bodrum, inşallah İzmir girecek. Yani workshoplar veriyorum sofra düzeni hakkında. Paylaşıyorum bilgimi. Yani ben sofra düzeni hakkında bir şey okumadım. Herkese de onu söylüyorum. Bu bir yani şart değil ama kendi kendinizi yetiştirdiğiniz zaman bir de bilgiyi paylaşmak için yapıyorum bunu. Evet. Siz bir de üretmeyi seviyorsunuz. Üretmeyi onu de çok seviyorum. Büyük bir önemi var. O da şöyle bir şey oldu. Bu workshoplar sırasında katılımcılar peki biz bunları nasıl alacağız dediler. Doğal olarak. Hadi bir başlayayım dedim ama çok bir yani böyle benim hani online şeyim yok, yerim yok satış yapabileceğim ama çünkü küçük küçük koleksiyonlar hazırlıyorum. Hani ev gibi değiştirmeyi seviyorum. Sürekliliği yok ama devamlı bir üretim halindeyim. Peki daha çok hangi konsepte çalışmayı seviyorsunuz? Yılbaşı konsepti kadar heyecanlandırmış bir konsept. En çok heyecanlandırmış. Evet, evet, hem çocuksu hem insanın içindeki o sıcaklık ortaya çıkıyor. Ne bileyim o ışıl ışıl, büyüleyici şeyler. Yani bilmiyorum, bana birazcık masal gibi geliyor yılbaşı. Evet. Ve hakikaten umut dolu. Tabii ki. Onun için yani bir konsept. Zaten herkes yılbaşı geleceği zaman bir heyecanlanır. Aynen. O duyguya kapılır. Aynen. Aynen, ben de onlardanım. Evet, ben de öyleyim de. Bu arada çalışmalarınız çok güzel benim gördüğüm sağ olun kadarıyla. Sağ olun. Başka hangi tarzda çalışıyorsunuz? Ya da çalışmalarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Önceliğiniz neler oluyor? Vallahi bir kere kendimi yansıtmasına çok önem veriyorum. Yani hani şimdi artık müşteri diyeceğim çünkü müşterilerim var. Hani müşterim benim onu sever, ona gideyim bunu sever veya tarzı öyledir değil de hani ben neden ilham alıyorsam, o anki moodum neyse. Allah'a bin şükür moodum hep iyi oluyor. Onun için
Hani güzel şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Ama bu güzel benle alakalı bir güzel. Yani hani başkası beğenir beğenmez diye düşünmeden kendi sevdiğimi... Siz içinizden gelerek yapıyorsunuz. Aynen. Anda kalmayı tercih ediyorum. Ne gelirse diyelim. Evet. Yeter ki üretim olsun. Renklerle açıkçası çok fazla, çok renkli değilim ben. Ama renklerle oynamayı çok severim. Sade ama şık olmayı seviyorum. Aynen, aynen. Biraz daha sade şey yapıyorum. Tabii şimdi yılbaşı masaları çok sade olmuyor ister istemez, evet, yani biraz şey. Ama genel hatlarda sadeliği tercih ediyorum. Şu an başarılı ve güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Peki ileriye yönelik bir hedefiniz var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Valla biliyor musunuz Buse Hanım, ben yani hiç öyle bir ileriye yönelik ay onu da yapayım bunu da yapayım diye geleni aktarmaya çalışıyorum. Böyle kendimi hani bu konuda kanal gibi görüyorum. Onu düşündüm, bunu yapayım. Tabii ki en büyük hedefim ne kadar fazla kişiye ulaşırsam, ne kadar bilgi bildiğimi aktarırsam o kadar mutlu olacağımı biliyorum. Evet, gayet güzel. Öncelikle bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkesin içinde aktarması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Yeter ki ona izin verelim. Kalbimizin sesini dinleyelim ve de kendimize vakit ayıralım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Candan Varnalı'yla gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.